Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Biden hükümeti Uyghur kırgınçılığını itiraf kılıştan vazgeçmesliğe çağırıldı. Amerika'daki nüfuzluk ammevi siyaset tetkikat akıllar amiri Amerika Enterprise ammevi siyaset tetkikat institutu mutakhasisleri obzor ilan kılıp, Biden hükümetini Şarkı Türkistan'daki Uyghur kırgınçılığını itiraf kılıştan vazgeçmesliğe çağırdı. Haber haftadaki namlık jurnalda ilan kılınan obzorda Biden hükümeti Xitay'nın milyonluğun Uyghur'a karşı yürgüzgen hareketini irki kırgınçılık deb tunuş, yaki onu inkar kılış meselesi de gangrap kılgallıkı körüstülgen. Obzorda eğer Joe Biden Xitay'a katkı muameli kılış ve kişilik hukukunu Amerika'nın diplomatiya siyasetinin yadrosu kılış katarlık ilgiriki vadelerini bir çetki kayırıp koyup, Trump hükümeti Xitay'nın Uyghurlarga karatkan dehşetlik siyasetleri üstüden çıkarğan irki kırgınçılık kararını inkar kılsa, bunun zor stratejilik hatalık bulunduğallıkı oturuğu koyuldu. Aynı vaqtdagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini jakarlagan edi. Obzorda ko'rsatilishicha tashqi ishlar ministrligining bu qaroriga tashkilotlar, parlament a'zolari, mutaxassislar, hatto kengash palata a'zolaridan fikr e'lingan. Xitoyning irqiy qirg'inchiligini ayiblash to'g'ri ish bo'libdi qolmasdan, balki u yana strategik afzallikka ega. Beijing ommaviy obrazining xunuklashishiga e'tibor beradi. Hatta katmokat çekleme aslıdaki Xitay amması da mı Şarkı Türkistan vaziyetinin bir aram buluş alametleri körülmekte. Obzor diyene eğer Xitay'nın irki kırgınçılığı teğimi kan itiraf kılındıgan bolsa, bunun Germaniyadaki devletlerinin Xitay bilen soğudu kılışını testleştirdiğallıkı, Beijing'nin Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk kengişi katarlık köp taraflık organlarda hukuk ilgileş urunuşunun mağlup bulunduğallıkı oturgu koyuldu. Obzor ahırda mundaq deyildi. Biden Xitay'a taqabil turish ve kişilik hukukunu qoğdaşta her xil tallaşlarga ega. Ama Uyghur kırgınçılıkıdan vazgeçiş onlarının biri emez. Xitay Ürümçide yığın çağırıp atılmış Şinjan siyasetini aqladı. Dünyadaki texemi köp devletlerinin Uyghurlarga irqi kırgınçılık yürgüzülü vatqallıqını itiraf kılış vaziyetine düşkelgen Xitay rejimi, bir kısım devletlerdeki siyasi partiya, ictimai teşkilat, tetkikat orni ve akıllar ambarlarına Ürümçide yığın ötküzüp, özünün Şarkı Türkistan'da elip berbatkan cinayetlerini aklaşını küçü etdi. Xitay taratqularının aşkarlışça 22 fevral tordu ötküzülgen bu yığını, Xitay Kompartisi Merkezi Komitetinin taşkı alakı bölüm bilen atılmış Uyghur Abnumraylıq Partikum birleşip uyuşturgan. Xitay Merkezi Taşkı Alakı Bölümünün ündidarda tarqatkan bu aktiki ufşuruda, Xitay Kompartisinin Şinjan hikayesi diyen temedeki bu tor yığınıga 80'dek devletteki 200'ge yakın çetel siyasi partisi, tetkikat orni, ictimai teşkilat ve akıllar ambredin 300'dek kişinin katnaşkanlıkını bildirgen. Bırak ufşuruda yığınıga katnaşkan bu siyasi partiye goruhlar, tetkikat orni, ictimai teşkilatlarının ismi kaysi devletlerde işkelleki tilgi elinmeğen. Bu yığının del Kanada parlamenti 22 fevral karar makullab, Xitay'nın Uyghurlarga karatkan depsendicilikini irki kırgınçılık dep itiraf kılgan künü ötküzülüşe dikkat kozgıdı. Uçurda yığın ahlige atılmış Uyghur Abnumraylıq Partikomunun partiyanın yeni devirdeki atılmış Şinjan'ı başkuruş stratejisi, Merkezi Komitetinin uğrullaştırışını icra kılış ehvali, atılmış her millet halkını ittifaklaştırış, atılmış güzel turmuşka yitekleştek hikayesi tunuşturulgallıkı ilgiri sürülgen. Xitay rejimi özünün Şarkı Türkistan'daki siyasetini aklısı mol, lekin xalqarada onun emeliyetteki hareketini irqi kırgınçılık dep qaraydıganlar künsiri köpeymekte. Yığında Xitay Komünist Partisi Taşkı İşler Komiteti Reisi Song Tao Xitay'nın 100 yıllık tarihi atılmış 56 milletini birleştirip vatanını terakki kıldırış tarihidir. Bu küreşte yoksulluğunu azayttık, etnik terörlüğünü yoktuş noktasına geldik. 2017 yıldan bu yan terörlük faaliyetleri yüz vermedi dep bildirilse, atılmış Abdunum Rayonu'nun Partikom Sekretari Çin Chuango olsa, yanılı bronkı numussuzluğu bilen yoksulluk görüşüde galibi kılgallıkını, min yıllık yoksulluk meselesini atılmış Şinjan'da hel kılgallıkını, yazılardaki yoksulluğunu azaytış üçün alahidi tırışallık görsetkenlikini, şehirlerde iş imkaniyeti köpeytip, yazıdikilerinin şehirlerge kilişki başlıkallıkını, bu sayede atılmış Şinjan'da terörlük vakalarını en tüvenge çürgenlikini bildirip çöyledi. Bu yığınğa yana Türkiye'den her qetim qadak Xitay'nın Türkiye'deki zuanı bolğan Vatan Partisi'nin reisi Doğu Perinçek ve onun heyeti Tordun katnaştı.
ve Xitay'dan bekerek Xitay'ını aklap söz kıldı ve Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık meselesinin asla mevcut emestikini, bunların garipnin sepsetisi ikkallikini, Xitay'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Xitay'a ihtiyacı varlığını bildirip sepsetisi attı. Yığınğa yana Vatan Partiyasının Xitay temsilçisi ve Türk Xitay İş Cemiyeti reisi Adnan Akfratmo katnaşkan ve söz kılgan bulup, o sözde Xitay'nın cinayetlerini ağzı ağzıgı tegmeyi mahtıdı. Ve kollaydıqallıqını bildirip, Xitay'ını toğır çünlüqallıqını təkidledi. Yığınğı yana AK Partiyagı vakaleten çoğun soğudigar Adhem Sancak katnaşkan bolsa mı, onun yığındı nemi digerlikke bildirilmedi. Amerika Xitay'dan hali texnikilik mahsulat təmilleş liniyesi bərpa qılmaqcı. Japonya haberleri doğrudan 24 fevraldaki haberde bildirilmişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden bu ayda bir memuri buyruk imzalagan bulup, bunundaki maksat Amerika'nın bunu deyinken Japonya, Koreya ve Tayvan bilen hemkarlaşıp, özek işleş ve başka yukarı texnikilik mahsulatlarını işlep çıkarışta, Xitay'a biqinip qilishdan tezirak kutuluşken. Mezkur buyruqta ittifaq eller bilen hemkarlaşıp küçlük ve canlıq təminleş liniyesi bərpa qilish deyilgen bulup, xalqara münasibet bu planının yadrosu iken. Amerika bu plan arqalıq Japonya, Koreya, Tayvan bilen özek işlep çıkılış cahiyatı hemkarlıq ornatıdıkken. Şundaqla Avustralya bilen sirak yer, yani mineral topu soda hemkarlıqı bərpa qilidikken. Xəbərdə bildirilişçe, Joe Biden imzalığan buyruq əmeliyyatı növətki hükümetinin bütün Amerikanı qaplıqan təminleş liniyesiyle münasibetlik muhim strategilik planı bulup, Xitayning çekilmesiyle uçurmasılıq asasi nişan kılınğan. İttifaqdaş eller bilen hemkarlaşılan türler özek qatarlıq yukur texnikilik mahsulatın başqa yana yerim ötküzgöç elektrik maşınlarının bataryası, mineral topa metalleri, doğru ve davalaş üskünleri qatarlıqlarını öz içi aldıken. Gollandiya parlamenti Xitayning uyğurlarga qaratqan bastırış siyasetini irqi qırğınçılıq dep bekitti. Gollandiya News xabarlarida bildirilishicha Kanada parlamentidan keyin Gollandiya parlamenti Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lib, Yevropa davlatlari ichida tunji bo'lib Xitayning bostirish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan davlat bo'lib qoldi. Gollandiya parlamenti 25 fevral Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish jinoyatlarining irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos kelganligini o'tirg'i qo'ydi. Qarorda Xitay Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilish siyosati yurgizmoqda. Xitayning maqsadlik tug'ut cheklash tadbirlari, jazo lagerlariga solash qatorliq tadbirlarining hammasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy majlisining 260 nomorli qarorida ko'rsatilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdinomasidagi shartlarga uyg'un kelganligi bildirildi. Bildirilishicha, Gollandiya bosh ministri Mark Rutte'ning partiyasi bu taklifga qarshi bela tashlagan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Stef Blok hukumatning irqiy qirg'inchilik degan so'zni ishlatishni xohlamaydiganligini bayon qilgan. Uning bildirishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki Xalqaro sud mahkamasi tixi bu masalaga munosabatlik qaror chiqarmagan. Ammo u Uyg'ur vaziyatining kishini andishiga soldiganligini, Gollandiyaning boshqa davlatlar bilan hamkorlashib, bu masalani bartaraf qilishni umid qildiganligini bildirgan. Gollandiya parlamentining Xitayning Sharq Turkistondagi bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitish munosabati bilan Gollandiyadagi Uyg'urlar Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining yetakchiligida namoyish qilgan. Hamda lagerga solingan tuqqanlari, ota-onalari va lagerlarda shahid qilingan mashhur shaxslarimizning rasmi tushirilgan plakatlarni tizib, Xitayning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotganligiga isbot va guvohlik bergan. Xitayning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatiga qarshi shuarlarni to'lg'an. Bu vaqtda Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqining raisi Ubul Qasim Apandi ziyoratimizni qabul qildi. Uning bildirishicha, 2 kun ilgari Uyg'urlarning Xitoy tomonidan irqiy qirg'inchilikka uchirganligi haqida parlamentga taklif sunilganligini anglagan Uyg'urlar darhol tayyorlik qilib, keng ko'lamlik namoyish qilgan. Lager va turmalarda shahid qilingan, lagerga sababsiz solingan mashhur shaxslarimizning lagerda tutib turilayotgan qisman Uyg'urlarning rasmi tushirilgan taxtay va plakatlarni tizib, Xitayning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik siyosatiga isbot ko'rsatgan. Uning aytishicha taklif sunilgan D66 Demokratlar partiya a'zolari va boshqa partiyaning parlament a'zolari Uyg'urlarni ziyorat qilgan hamda ularni qo'llaydiganligini bildirgan. Parlamentdagi muzokarada Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni qo'llagan partiyalar Yeshillar partiyasi, Ishchilar partiyasi, O'ngchil D66 Demokratlar partiyasi qatorliq 5 partiya ekan. İslam ulamoları teşkilatları birlikte İslam dünyasını Uyghurlarga yardım kılışka çağırdı.
Irak haber agentliğinin 13. fevraldaki haberde bildirilişçe, İslam ölümaları teşkilatları birlikte dünya halkını lagırlarda kamalgan Uygur Müslüman ayarlarına ciddi yardım kılışkı çakırdı. Dünyadaki okşumagan devletlerde faaliyet kılıvatkan Müslüman ölümalardan teşkillengen 13 ölümalar teşkilatları Xitayning Şarkı Türkistan'da Uygur Müslüman ayarlarına icra kılıvatkan lagırda tutup duruş, dehşetli kıyın kıstakı eliş kılmışlarına karşı birleşme bayanat ilan kılgan. Bayanatta garip taratkolarının Xitayının Uygur ayarlarını lagırlarda kıynaş ve baskınçılık kılgallıkını ispatlağallıkını Xitayının bu vahşi kılmışlığa karşı barlık Müslümanlarının Uygur Müslümanlarını ular beşidin ötküzü atkan ve onlarının evlatlarıcı təsir görüstüdüğün azap uqubatın kutulduruşu üçün ciddi hareket kılışı kerektiki təkitlengen. Irak'taki Müslüman ölümalar cemiyetini öz içine alan birkaç İslam cemiyetleri organ ve teşkilatlar imzalayan Müslüman ölümalarının bayanatı diyene Garipteki barlık İslam organları ve kişilik hukuk teşkilatları ve akbarat organlarını Xitayning Şarkı Türkistan Müslümanlarına karatkan cinayetin teşvik kılışka hem de insan hakları teşkilatları ve kişilik hukuk organlarının Xitayının Uygurlarını lagırga tutkun kılıp iğir azap okubatlarını seliş kılmışlarını toxtuş üçün hareket kılışkı çakırgan. Bayanatta bunlar bildirilgen. Biz garip taratkolarda Xitayının Uygur ayarlarına lagırlarda ziyankeşlik kılıbatkallıqı ve kan kölemlik baskınçılık kılgallıqı toğrısıdaki korkunuçluk haberlerini gördük. Garip taratkolarının maksidi kandak buluştuğun kat'i nazar Xitayının Uygur ayarlarını lagırlarına solap, dehşetlik kıynıgallıqı ve baskınçılık kılgallıqıdan ibaret iğir cinayi kılmışını aşkarlap verdi. Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan korkunuçluk, vahşi cinayi kılmışıqa asasen ölümalar teşkilatları birliki İslam ümmetiki tövendikilerini tekitleydi. Birinci, Xitay rejiminin Uygur ayarlarına icra kılgan cinayi kılmışıqa karşı barlık Müslümanlarının aktif ve ciddi hareketki ötüşü vacibdir. İkinci, Garipteki İslam organları ve kişilik hukuk teşkilatları, akbarat organları ve kanun orullarının Xitayının Şarkı Türkistan'da kılıbatkan cinayetlerinin tuluk ispatlaş arkalık, insanperverlik teşkilatları ve kişilik hukuk organlarının Xitay'a besim kılıp, Şarkı Türkistan'daki vahşi icraatlarını ve kan kölemlik lagırlarına tutkun kılış kılmışlarının toxtışkı mecburlaş. Üçüncü, İslam Hemkarlık Teşkilatı öz mesuliyetini zimmesine elip, Xitay lagırlarına solap, kıyın kıstakı elibatkan Uygur Müslümanlarını kutulduruş üçün hareketke ötüp, Xitay'a besim işiltişi arkalık lagırda kıyın kıstakı eliştin ibaret bu cinayi kılmışlarını toxtışka mecburlaş gerek. Törtüncü, ümmetinin ölümaları ve ölüma organları Müslüman Uygurlar baştan geçirvatkan azap okubetler, defsendiciliklerini anıldıdığan İslami münberte sıkılış, münberini aktiflaştırışka ve onlarını kollaydıgan ünümlük emeli mekanizmlarını terakki kıldırışka, duayı konut okup, Xitay'a beddua kılıdığan uğurlarını tayyarlaşka çakırıdı. İmam Ahmet rivayet kılgan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişinin yanında bir mümin hakaretlense, onunla yardım kılışkı korubu yetip durup yardım kolunu sunmasa, Allah o kişini kıyamet günü barlık insanlarının aldığı harikalıdı diyen. Mezkur bayanatka tövendeki İslam teşkilatları imza koygan. Liviya Ölümalar Cemiyeti, Müslüman Ölümalar Cemiyeti, Liviya Pativa Cemiyeti, Irak Müslüman Ölümalar Cemiyeti, Suriye Ölümalar Birliki, Palestin Ölümalar Cemiyeti, Senegal İmamlar ve Davetçiler Cemiyeti, Senegal İslam Cemiyeti, Livan'daki Palestin Ölümalar Cemiyeti, Palestin Davet Hemkarlığı, Livan İslam Cemiyeti, İran'daki Zahidan İlim Yurti Üniversitesi, Kuddus ve Palestin Hemkarlık Daimi Komiteti, Gazze'deki Palestin Ölümalar Münberi. Ömer Çelik Uygurlarının vaziyetini yakından köstüvatkallıkını bildirdi. Türkiye'deki Hakimiyet Partisi, Adalet ve Terakket Partisi'nin bayanatçısı Ömer Çelik Efendi Merkezi İcraiye Hayeti yığındayken, muhbirlerinin Uygurlar meselesi hakkındaki sualıga cevap verip, elbette biz Uygur Türkleri kıyırındaşlarımızın insanın asasi hak hukukları ve erkinlikine uygun halda ve insani izzet hürmetine layık revişte yaşayan meselesi de intayin sezgür ruhu ilgimiz. Biz bu yerde kançık edinlap Xitay'ın zimin bütünlükine itiraf kıldığallıkımızını terörlük bilen küreş kılıç hakkının barlıkını dep geldik. Ama bunların hemisi Uygurlarına karşı bir müncü selbi muamirler, kemistişler, o yerden gelgen bir müncü körünüşlerini büyük kaygı bilen körü adımız. Asla bu şekilde bir netice meydanga gelmesi gerek. Biz bunu doğru deb karmayımız. Şunun için bu yerde ilgili diginimizde Xitay dairdirgimi devletimizden bir heyet barsun, o yerdeki ehvalini uçuk aşkarı halde körsün dedik. Oturduki buncuvala selbi haberlerinin yok buluşunun birden bir yolu var.
Birincisi, hazır yolu koyulup atkan bazı icraatlarını emelden kaldırış gerek. İkincisi, Türkiye'den bardığan heyet Xtay bilen hemkarlaşkan asasda bu yerlerini ziyaret kılıdı ve o yerdeki icraatlarını közden keçirişi gerek. Bu meselede başkalar bizge o meselede bayanat ilan kıldınlar, bu mesele hakkında bayanat ilan kılmadınlar devadıdı. Emniyette biz bu siyasetin takip kılıp uçularımız. Bu meselini ciddi takip kılıp kilovatımız. Münasifetlik uğurlarımız bu meselede Xtay bilen devamlı körüşü vardı. Bu yerde onu dediğinler, bunu demediğinler diğerlerinin bu temede hiç kandak bir hareket kılığını yok. Ama biz bu meselede emeli hareket kılıvatımız. Bizden derdimiz okşamağın devletler arasındaki küç mücadelesinin sırtı da Uyghur Türkleri kıyılınlaşırımızdan o yerde insan hakları uygun halde yaşaydıgan ekvalığı kileşi. Kulukumuzda kilovatkan bu naçar haberler bulmaydıgan bir vaziyetini yartış üçün ve Xtay dairleri bilen hemkarlık içi de o yerdeki ekvalini devletimizden bimalal körelişi üçün hareket kılıvatımız. Şunda kılgandıla her taraf hatırgen buluduğun bir vaziyet şekillendi. Xtay'nın kılıvatkan işlerini biz terörlük bilen köreş kılıvatımız deple tügütüşümü ve birmünce siyasetlerini yolu koyuşumu doğru emez. Terörlük bilen köreş kılış ayrım bir iş, Uyghur Türklerine alakadar bu selbi işlerinin emelden kaldırılışımı ayrım bir iştir. Biz bu işlerini Xtay dairleri bilen hemkarlık içi de elip bir işini halaydıqallıkımızını devamlı Xtay'a dep kılıvatımız. Ümidimiz en kısa vakitte bir neticeye erişiş diğerlerini bildirdi. Tabii ki biz Uyghur Türk'ü kardeşlerimizin temel hak ve hürriyetlere uygun, insan haysiyetine uygun koşullarda yaşaması konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Burada defalarca şunu ifade ettik. Biz Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çin'in terörle mücadele hakkını da savunuyoruz. Fakat bütün bunlar Uygur Türklerine dönük bir takım negatif davranışlar, olumsuz uygulamalar ve oradan gelen bir takım görüntüleri büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu şekilde bir sonuç asla doğurmamalıdır. Biz bunu doğru bulmayız. Dolayısıyla burada daha önce de bu mesele konuşuldu. Çin makamlarına da söyledik. Yani ülkemizden bir heyet gitsin, şeffaf bir biçimde oradaki hayatı görsün. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde gitmiştik oralara. Oraları görmüştük. Ama şimdi bunu buradaki bu kadar ortaya çıkan bu olumsuz haberlerin bir kere ortadan kalkmasının tek yolu var. O da birincisi bu bazı uygulamalara son verilmesi. İkincisi de orasının işte Türkiye'den gidecek heyet Çin makamlarıyla işbirliği halinde buraları ziyaret eder ve buralardaki politikaların bu şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetimizi sürekli olarak gündemde tutuyoruz. Şimdi zaman zaman diyorlar ki işte şu konuda açıklama yaptınız, bu konuda açıklama yapmadınız. Biz bu politikanın takipçisiyiz. Ve bu politikayı son derece ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İlgili birimlerimiz Çin makamlarıyla sürekli olarak bu konuları görüşüyor. Dolayısıyla burada sürekli olarak şunu dediniz, bunu demediniz diyenlerin somut hiçbir girişimi yokken biz pek çok somut girişimi başlattık ve bunları takip ediyoruz. Bizim buradaki ana hassasiyetimiz çeşitli devletler arasındaki güç mücadelesinin tamamen dışında Uygur Türk'ü kardeşlerimizin orada insan haysiyetine uygun bir şekilde yaşama standartlarının korunması, kulağımıza gelen bu kötü haberlerin olmayacağı bir ortamın tesis edilmesi ve Çin makamlarıyla işbirliği halinde oradaki durumun bizim ülkemiz tarafından da rahat bir şekilde görülebilmesi. O zaman ne olur? Herkes açısından rahatlatıcı bir durum olur. Bunu böyle işte biz terörle mücadele ediyoruz diyerekten bir takım politikalarla yan yana getirmek de doğru değil. Terörle mücadele meselesi ayrıdır. Uygur Türklerle ilgili bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ayrıdır. Ve burada da Çin makamlarıyla işbirliği halinde bunu yapmak istediğimizi sürekli olarak iletiyoruz. Sürekli olarak bunu takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alırız. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği ikki jasoratlik Uyghur ayol haqida bayonot e'lon qildi. Xitay Dagon to'rining bugungi xabarida bildirilishicha Xitay Taşqi İşlar Ministerliğining bayonotchisi Wang Wenben yaqinda xalqaro taratqularda Xitayning Sharq Turkistondagi bostirish, qirg'in qilish jinoyatlarini oshkorlagan ikki jasoratlik Uyghur ayol haqida bayonot e'lon qilgan. Xitay bayonotida BBC to'riga Xitay tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi lagerda ijro qilayotgan bostirish, qiyin qistoqqa erish ayollarga bosqunchilik qilish jinoyatlarini mardonalarcha oshkorlagan Tursunay Ziyovuddin xonim bilan lager shohidi
Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan xonim-qizlarni tug'mas qilib etish, har xil vositalar bilan qiyin qistoqqa elish jinoyatlarini xalqaroga oshkorlagan yaqinqi mazgillarda ijtimoiy uchur vositalarida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qirg'in qilish jinoyatlarini oshkorlab, aktiv xizmat qilayotgan Zumrat Davud xonimning rasmini ko'rsatgan. Bayonotda ikki jasoratlik ayol oshkorlagan Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish Qirg'in qilish jinoyatlarini xalqaradan yushirish, xalqaro jamiyatni aldash maqsadida ikki ayol bergan Xitoyning jinoyat paketlarini yolg'on to'qilma degan so'zlar bilan inkor qilib bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilari Xitoy ichi va sirtida sonsizligan tashviqot o'rinlari orqali Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yushirish uchun barliq kuchi bilan tirmishayotgan bir paytda ikki jasoratlik ayolning Sharq Turkistondagi haqiqiy ahvol haqida bergan guvohligidan ko'chib ketganligi Xitoyning Sharq Turkiston haqida qilayotgan yolg'on tashviqotlarining mag'lub bo'lganligini ko'rsatib beradi deyishmoqda. Amerika Xitoyning jinoyatlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini qayta ta'kidladi. 24 fevral Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qayta ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter hisobida berilgan bu bayonotda mundoq deyildi. Biz Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitganligini aniq bilamiz. Shundoqli biz u jinoyatning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini bilamiz. Roshanki boshqa davlat hukumatlarimi bu irqiy qirg'inchilik jinoyatiga yaqindan diqqat qilyapti. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan 19 yanvar Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagandan keyin yangi tayinlangan tashqi ishlar ministri Antony Blinken buni muayyanlashtirgan edi. Antony Blinken yana 23 fevral o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi elib borgan jinoyatiga sukut qilmaydiganligini bildirdi va uni qabihlik jinoyati deb atadi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, 22 fevral Kanada parlamenti Avon palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan jinoyatini 0 qarshi 266 ovoz bilan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin Angliya, Gollandiya qatorli g'arb davlatlarida ham bu masalani parlamentda kun tartibga qo'yib, Xitoyning jinoyatiga aniqlama berish va shu asosda Xitoy bilan bo'ladigan savdo va diplomatiya siyosatlariga tuzatish kirgizishni o'ylashmoqda. Kuzatuvchilarning qarashicha Amerika hukumatı Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atagandan keyin Xitoy rejimi bu hukmga qarshi tashviqot urushi qo'zg'ab, uning xalqaro ta'sirini to'sishga jon jahli bilan urinib kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrining Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida qilgan so'zi va mazkur ministerlik bayonotchisining yuqorqi bayoni Amerikaning bu masaladagi mustahkam maydonini ifodalab berdi ekan. Mustafa Dastici zörür bolsa Xitoyga urush ochamiz degan so'zni qayta takrorladi. Buyuk Birlik partiyasining raisi Mustafa Dastici 25 fevral Fox televiziya kanalida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari haqida qayta to'xtaldi. U programmadan keyin Fox kanalidagi Sharq Turkiston haqida qilgan so'zi va ilgari Konya televiziyasi va Turkiya parlamentida axborot e'lon qilish yig'inda qilgan so'zlarini birlashtirgan shaklda Twitter orqali tarqatdi. Twitterdagi so'zida Xitoy Sharq Turkistonda ishg'ol, zulm, qatliam va irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan bir paytda qanday qilamiz Xitoy bilan urush qilamiz deb emasa degan to'xu yuraklarga yoki satqullarga qanchiq etimlab bergan zarur bo'lsa urushmi qilamiz degan javobimizga ma'lum yerlardan kelgan inkoslar bizni to'xtatib qo'ya olmaydi. Hammaylan sukut qilsimi biz sukut qilmaymiz deganlarni ta'kidladi. Fox televiziya kanalidagi so'zida partiyasining har qanday ahvolda Sharq Turkiston tarafida turadiganligini bildirib kelib, ba'zilar Xitoy bilan urush qilamiz deb undoqda deydi. Men deymanki, zarur bo'lsa urushmi qilamiz. Biz dunyoda qo'rqadigan hech qanday davlat yo'q. Ammo albatta urushdan burun qilindigan ishlar bor. Qarang, biz hozir Armeniyaga nima deyapmiz? Biz ularga sen Azerbaycan bilan bo'lgan munosabatingni yaxshilab, ishg'olni oxirlashtirmoqcha, men senga chegaralarimni ochmayman dedik. Biz Xitoy uchunmi buni qila olamiz? Bizning Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdomiz 25 milliard dollar. Buning 23 milliard dollarga Xitoydan mol olamiz. Faqat 2 milliard dollarlik mol sotamiz. Ya'ni aminiyatni biz ziyon tortibotimiz. Tashqi savdo qizil raqamining 40% bizning Xitoy bilan bo'lgan savdomizdan kelgan deganlarni bildirdi. Bakın öyle enteresan şeyler var ki bunu da anlamak mümkün değil. Çin bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin eğitim yapsın diye. Çocuk geliyor burada eğitimini yapıyor. Burada kalıyor. Sonra çocuk
burada geldi okudu diye kendi izin verdiği çocuk kendi pasaport veriyor, buraya gönderiyor. Oradaki anasını, babasını, kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve işte biz bunu nerede yaşadık? Benim soydaşlarım, kardeşlerim bunu Bulgaristan'da, Zivkov döneminde yaşadık. Tabii yaşadılar. Bugün hala yaşanıyor ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmuş Ankara'nın sesi insanlar var bu konuda. Şimdi bu konuda evet bizim sesimiz çıkıyor. Biz çok gür bir şekilde iktidardan da çok gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, kamuoyu önünde de. Ben hatta çok ilerisini söylüyorum. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacaksın? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var. Nedir? Diyalog. Hem diyalog var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda İsmail Bey? Diyoruz ki sen Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmeden, işte işgali sona erdirmeden ben sana sınırlarımı kapattım. Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin'de 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz. Sadece 2 milyar satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığı... O ilgili Konya televizyonda kılgan sözde bolsa, biz bu davaga samimi şekilde ilgi çıkıvadımız. Hem çıkımız. Hiç kandık siyasi garizimiz yok. Men bu elbette hükümetin Xitay'a karşı teximi küçülük yapkılışını halaymen. Hatta şundak davatimen. Bütün alakını üzsün. Men hükümet bolsam, men cumhur reisi bolsam, Büyük Birlik Partisi hakimiyetki gelse, Xitay bilen barlık münasibetini üzümen. Kaçangıca Şarkı Türkistan'da zulüm ve irki kırgıncılık tohtutlıkça dedi. Biz bu davaya sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi kaygıya düşmeden. Ha ben de istiyorum devletim Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hükümet Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hatta ne diyorum bak kapıların tamamını kapatsın. İlişkilerin tamamını kessin. Ben hükümet olsam, ben cumhurbaşkanı olsam, Büyük Birlik Partisi iktidar olsa ben Çin'le bütün kapıları kapatırım. Çin'le bütün ilişkilerimi dondururum. Aynen Ermenistan'la olduğu gibi nereye kadar? Doğu Türkistan'da zulüm, soykırım durana kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kılgan sözde bolsa Şarkı Türkistan'daki Xitay zulümü toxtumasdan devam kılıvatıdı. Bizden bunun sükut kılışımız ya ki körmezki selişimiz mümkün emez. Men uçuk dep kılıvatımen. Xuddi Ermeniyaga icra kılgınımızdak Xitay Şarkı Türkistan'daki işgalini ahırlaştırıp Şarkı Türkistan'daki kayrındaşlarımızga zulüm kılıştın, onlarga irki kırgıncılık yürgüzüştün vazgeçmegeçe biz Xitay bilen bolgan barlık münasibetlerimizi toxtişimiz kerek. Bizden Xitay'nın hiç kandak neresige ihtiyacımız yok. Biz irki kırgıncılıkka zulümge köz yumalmayımız, sükütü turalmayımız. Yeni kilip ular bizden irk dişimiz ve din dişimiz bolsa tihimi şundak digerlerini bildirdi. Türkistan'daki Çin zulmü tüm hızıyla devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız ya da görmezden gelmemiz mümkün değil. Ben açıkça ifade ediyorum. Aynen Ermenistan'a uyguladığımız gibi Çin Doğu Türkistan'daki işgali sonlandırıp Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmetmekten, onlara soykırım uygulamaktan vazgeçene kadar biz Çin'le bütün ilişkilerimizi dondurmalıyız. Bizim Çin'in hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Biz soykırıma, zulme göz yumamayız. Buna sessiz kalamayız. Hele ki bu bizim soydaşımız ve dindaşımızsa, hele ki bu coğrafya Türkistan'sa, buna asla ve kat'a sessiz kalamayız. William Burness, Xitay'a tekhimi köp meblağ ve adem küşü arkalık takabül duruşumuz kerek dedi. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Amerika Merkezi Akbarat İdaresi CIA'ya rehberlik kılışkı körsetken namzatı William J. Burness, Xitay'a yenimi köp meblağ ve adem küşü arkalık takabül duruş sürürlükünü bildirdi. New York vakti gezisinin bildirişçe William Burness 24 fevral günü Amerika Devlet Meclisi'nde açılgan bahalaş yığınına katnaşkanda Amerika'nın devlet xavfsizliği hakkında toxtalganda Xitay'ın düşman köç ve Amerika istihbarat sahasının en çok geosiyasi rekabetçisi deb körsetken. Burness efendi guvalık bir yığınında Amerika'ya rakip bulvatkan Xitay rejiminin pozisyasının mu intayin qabihlikini etkan. O sözde mundaq degen. Menimcha Xitay bilan bo'lgan raqobatimiz uzun masofalik bir raqobat. Bu Sovet ittifoqi bilan suyuq munosabatlar urushi mazgildagi raqobatga o'xshamaydi. Chunki u asosliqi xavfsizlik va ideya jihatdan elib berilgan edi. Biroq bu qatim qisi yuqori fan texnika iqtidoriga va iqtisodiy kuchga ega bir davlat bilan bo'lgan raqobatdir. Burness efendi agar vazifaga tayinlangan taqdirda o'zining Xitayga qaratilgan istihbarat harakatlarini kuchlantiradiganligini va'da qilgan. O bunun üçün texnik köp məbləğə və küçlük Xitay dili səviyyəsi bolğan xadimlərğa ehtiyaclıq ikənlikini texnikidə yeniliq yaratılışı kerakligini bildirgan. New York vaqti gəzisinin bildirişçə Burness əpəndi tunulğan pişqadam diplomat bolub, o ilgiri Amerikanın İordaniyada və Rusiyada turuşluq baş elçisi bolğan. Şundaqla Amerika Taşqı İşlər Ministerliqinin ali dərəcəlik xadim bolub xizmət qılğan.
Şunu o devlet meclisinden her iki partiye azalarının kollaşığı erişken bulup, onun Amerika Merkezi Akbarat İdaresi CIA'nın başlıklık vazifesine layık görülüp, vazifeye teyilleniş ihtimali yukarıyken. Xitay Avrupa İttifakı'nı karşı almayız dedi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 27 fevraldaki haberde bildirilişçe, Xitay Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesini tekşürüşte Avrupa İttifakı'nı karşı almaydıqanlıqını bildirdi. Xabarda bildirilishicha, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiteti Cuma günü Xitayning devlet bexatarligi ve yuqumning oldini olish namida fuqarolarının erkinligini cheklaganligini tanqid qilgan hamda Hong Kong ve Sharqi Turkistondagi kişilik hukuk vaziyatining nacharlashganligini alohida ta'kidlagan. Yevropa İttifakı Xitayning Sharqi Turkistonga kirib tekshirishga yo'l qo'yishini talab qilgan. Her qaysi devletler ve ammaviy teşkilatlar Sharqi Turkistonda millionlarcha Uyg'ur ve başka yerlik milletlerinin ceza lagerlarida tutib turilayotganligini Xitay ishqi o'rinlashtirish ve oshqunlikni tugutish namida yig'ib olgan Uyg'urlarning hammasi lagerda ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet ve Yevropa İttifakı Xitayning xalqaro mustaqil tekshirish o'miginin Sharqi Turkistonni ziyaret qilib, kişilik hukuk vaziyatini naq maydonda tekshirishiga yo'l qo'yishini talab qilgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin juma kuni bayonot e'lon qilib, Xitayda turishliq konsul xodimlar o'miginning Sharqi Turkistonni ziyorat qilishini qarshi oldiganligini e'lon qilganligi, biroq Yevropa tarafining orqaga tortganligini, doim muvofiq bo'lmagan talablarni o'ttirib qo'yganligini, hatto Yevropa ittifoqining atalmish bo'lgunchilik jinoyati bilan jazolanganlar bilan bevosita ko'rishishni talab qilganligini ilgari surib, ziyoratga ruxsat qilinmaydiganligiga bahona paydo qilishga urindi. Wang Wenbin bayonoti yana ziyorat qilguvchilarga atalmish Xinjiangning ishki uchuq, ammo ziyorat jinoyat bekitish xarakterini olmasligi kerak deb oldin shart qo'ygan. Bildirilishicha, Xitoy doiralari tekshiruvchilarning Sharqi Turkistondagi ziyonkashlikka uchruvchilar bilan bevosita uchrashishidan va qabih jinoyatining oshkori bo'lib, dunyoga texim rasva bo'lishdan qattiq ansirmoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Uyg'urlarni Amerikaga qabul qilindigan musafirlar tizimligiga kirgizdi. Amerika hukumatı Xitoyga qaytirib berilish ehtimolligi mavjud davlatlardagi Uyg'urlarni Amerikaning bu yil qabul qilindigan musafirlar tizimligiga kirgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining oshkorlashicha prezidentning Amerika davlat majlisiga yo'llagan 2021 yillik hamjot yilidagi musafir qabul qilish planiga aloqador dokumentida bu yil jiddiy o'rinlashtirishga tegishli xavf ostidagi musafirlarning ichiga Uyg'urlarni ham kirgizgan. Mazkur plan yaqinda Amerika davlat majlisining avom va kengash palatalarining aloqador komitetlariga yo'llangan. Hükümetin devlet meclisine yollayan mezkur planı da Xitay'nın zulümü ve kıyın kıstaklarından kaçan Uyghur ve başka etnik milletlerinin izgil köpüyüp, Amerika'ya uğrunlaştırış barğansırı ciddi meseleye aylandı deyilgen. Prezident Biden bu ayının başlarında Amerika'ya misafir kubul kılışını köpeytiş doğrusudaki bir memuri hamçut buyruğuna imza koyup, Amerika'ya bu yıl 65 bin misafir kubul kılışını, bunu 2022 yılı 125 bin'e yetküzüşünü talep kılgan idi. Hükümetin planında kayıt kılınışca Tashqi ishlar ministerliği misafirler sanını köpeytiş, onlarını uğrunlaştırışkı kapaletli kılışının en önümlük çaresi deb karab, Xitay'dan gelgen Uyghur ve başka zulümge uçurgan etnik milletlerge yardım kılışının barlıq yollarını oylaşmaqtıken. Qadirli ko'rilmalarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishlaringizning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.